Herkese merhaba değerli arkadaşlar, sevgili YouTube, sevgili TikTok, yine Serkan kardeş geldi yanıma, bayram farmingi yapıyoruz. Aynen öyle, herkesin bayramı da mübarek olsun bu arada. Şimdi biz en son nağa büyüdük. En son ne yaptık biz biliyor musun? Bir yerlere ektik. Ektik. Taş topladık. Aa, saracağıdık. Burayı saracağız da, burayı saracak, burası sarıldı mı? Sarıldı diye hatırlıyorum. Sardık. %50 gübreli o. Niye %50? Bir tur daha gübre atacağız ya sonradan. Biz oraları ekmedik ki daha. Bak, ekin yok. Sarıcıdan sonra ekiciyi sokacağız, %100 olacak. Ne ekecektik biz? Geçen tur yulaf bastıydık hayvan gibi. Kanola mı ekecektik? Elimizde ne kadar var bir bakalım, ona göre karar verelim. Tarih Temmuz. Bir kısmına kanola ekip bir kısmına ayçi çağı ekmeyi düşünüyorduk en son. Evet. Burada ne var? Arpa var. Yedekte hiç malımız yok. Sadece arpamız var. Bence ne yapalım biliyor musun? Kanola ne kadar var abi? Şeyde, fabrikanın içinde. Full. Yok, 96 düşük. Yani bu en azından bizim iki araziye kanola çakmamız, elimizdeki en büyük iki araziye kanka ayçi çağı koyalım. Tamam. Boyutu ufak kalanlara da kanola atalım, var olana destek olsun. Yalnız ayçiçeği Mart'ta ekiliyor. Mart'ta. Kanola'da Eylül. Ağustos'ta, yok. Eylül mü? Kanola. Ağustos'ta. Ağustos'ta yani. Sarma işlemlerini bitirdikten sonra biraz uyuyacağız. Ondan sonra ayçiçeği ekeceğiz. Hangi araziye kanola çakacağız sen bana onu söyle. Abi bu iki büyük araziye ayçiçeği ekelim. Bir şey söyleyeceğim, benim mantığım şu. Şu üstteki çok büyük bir arazi. Bu mu büyük? Alttaki yoksa diğer tarafta daha büyüğü var mı? İkisi de aynı büyüklükte neredeyse. Neyle oynuyor? Bilgisayarla oynuyor. Şimdi bak, ben diyorum ki sana, bu iki araziyi ayçiçeğe çakalım, diğerlerine kanola çakalım. Oradaki arazilerin biri bu alttakinden büyük değil mi lan? Haritadan bir baksana. Şincik. O kocaman. Bu kocaman. Yok, en büyük bu ikisi. En büyük bu ikisi. Buraya ayçiçeğe, bunlara kanola atacağız. Tamam. Bunlara kanola. O zaman sarıcıyı bekliyoruz abi. Ekiciyi hazırlayalım. Ekiciyi hazırlarız. Vallahi ekiciyi hazırlayalım. İçi boş olabilir. Ekiciyi hazırlama, kolay abi. Vallahi bu oyunun mobili nasıl yükleniyor, nasıl yapılıyor hiçbir fikrimiz yok kardeşim. Biz mobil oynamıyoruz çünkü. Geri çek traktörü, geri çek. Çek. Tam uçtan olman lazım. Ha. Heh. Şimdi önü indireceksin, arkayı da indireceksin. Şimdi bu Farming Simulator 22, yani bu oyunun mobili var mı bilmiyorum. Varsa da ben görmedim. Bilgisayarda nasıl yükleniyor? Vallahi bulabiliyorsan korsan bul, ama bizdeki orijinal Steam'den dünyanın parasını verip aldık. Modları falan filan bayağı tutuyor yani. Kaç lira? Ya şu anki fiyat kaç lira? Dolar değil mi bu? Dolar. Ben bu oyunu alalı ne kadar oldu? Bir sene oldu mu? Olacak. Diğer iki tane ya da üç tane DLC paketi var. Onlarla birlikte yaklaşık olarak 2000 liraya yakın bir para.
nereliyim? Ben Samsunluyum, yanımdaki Çangırılı. Mahallemizde. Ortalarda falan bıraktığımız yerler, oralarda çok güzel simitli çıktı. Biraz bu çimenlerin boyu uzadı, daha fazla verdi sanki. Güzel değil. Şimdi bunları kurutacağız, sonra toplayacağız ha. Kalan etrafındaki malzemeyi de bari kesmişken topla. Valla mobildeki sürümlerini tam bilmiyorum ama PC sürümünde FS19 var ve sonra 22 var. Mobile 20 yaptı, 21 yaptı, onu bilmiyorum. Mobili hiç takip etmiyorum çünkü. Yani makinele de aynı marka almadık diye yapay zeka biraz hıyarlık yapıyor belki ama sonuçta iş görüyor. Biz ikinci koyun merasını aldık ya, onun içine koyun aldık mı lan biz? Almak koyun. Paramız yoktu çünkü. Pasiften alacağız onun koyunlarını galiba. Eyvallah kardeşim, senin de bayramın mübarek olsun. Bayram farmingi. Evet. Bayramı özel kanalayla ay çiçeği ekiyor. Çiçeği. Hayır, bir şey değil. Ya hacı, bu turda biraz mangır kasalım da arazi alak biz ya. Bayram özel. Bayram gelir ellerin, sevgi verir dillerin. Ver öperim elini, elin gitsin. Biiiip. Bu ne, ne bu, ne, ne? Kandil kandil yalarken, sevgimi açarken, lindirin 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 lindirin. Ben Bengi Türk'te çalışırken şey yapmıştım ya, onu paylaşmıştım ya. Ayrım. Abi, abi. Geçen de bizim eski müdürle sohbet ettim. Ne diyor? Halini hatırlıyorsun, IT'ye geçti. IT mi? Hımm, bilgisayar kısmı. Ha. Uzmanlık alanına geçti yani. Kendi yerine geçti, çok mutlu. Benim bu sisteme yaptıklarımı söyledim de. PUBG ile işimiz yok be abicim. PUBG değil mi? PUBG mi o? PUBG. PUBG mi? Yani uzakta kalıyor, benim gözler görmüyor. Ben PUBG hiç Valorant falan hiç o tarzlara girmiyoruz abicim. Bizim derdimiz yayıncılıktan köşe olmak falan da değil. Biz maksat keyfine oyun oynuyoruz. Sonra bir yayın yapmaya başlayalım. Öyle oldu işte. Kendimiz oynarken, böyle kendi aramızda muhabbet ederken sistemi açıyor işte. Allah ne verdiyse. Derdimiz oyun oynamak yani. Yani. Ha, bu malzemeden bahsettim bizim müdüre de. Böyle yaptı. Greenbox'ta var mı lan dedi. Var abi dedim, tamam dedi. Ya bizim dedi küçük çaplı kanallar var ya dedi. Senin dükkan onlara kiralayalım. Webcam'le diyor, video yayın basıldı ya. Alalım abi. Dedim abi, yapamayacağımı sanıyorsan versin mangırı. Harbiden yapabilir misiniz lan dedim. Niye yapamıyorum abi? Sana şöyle söyleyeyim dedim. Biz dedim böyle türkü mürkü takılıyoruz bazen dedim. Dostumla dedim. Öyle kendi aramızda dedim. Muhabbet, şamata falan filan dedim. Öyle takılıyoruz. Bu dedim bizim dedim zamanında bir abimiz vardı dedim. Güzel program yapardı. Türkü çalıp söylerdi dedim. Onun benzeri bir format yapayım ben dedim. Hedgehog, hoş geldin, selam dostum. İyi bayramlar. YouTube'dan bir dostumuz selam vermiş. Şu an YouTube'da ve TikTok'ta aynı anda yayındayız dostlar. Ve şey... hiç dedi kanal mal aldım, ben hiç oraya gelmeden yaparım o zaman. Nasıl yaparsın, yaparım dedim. Harbiden mi lan dedi abi? Niye yapamıyordun ya? 1 gigabit internet var bende dedim.
Ben dedim Linux kullanıyorum. Siz dedim SRT serverınız var mı? SRT serverı var dedim. Bana bir tane Linux alıyorsunuz dedim orijinal hediye. Keyli. Ben dedim sizin SRT'ye buradan çakıyorum dedim yenge. Dadından yenmez dedim abi dedim. Harbiden olur ha diyor bana. Olur tabi. Abi dedim peki dedi kamera reji olayını nasıl yapacaksın dedi. Yani dedi iki ayrı kamera kullanabilecek misin dedi. Niye kullanayım abi? Ben gerizekalı dedim. Zaten iki tane kamera var dedim. Yok hani dedi farklı açı verebilecek misin? Dedim, abi niye veremeyeyim dedim ya. Bir tanesini dedim göğüs plan yaparım dedim. Bir tanesini enstrümanla genel plan yaparım dedim. Sabit kamera olur ama dedim yani olur niye olmasın dedim yani. Sistemin başına bir kişi koyduk mu benim dedim. Çatı çatı işi çıkartır dedim yani. Seste falan bir sorun yaşar mısın dedim. Niye yaşayayım abi sesli sorun. Allah'ını seversen benim ekipman zaten ses için tasarlanmış değil. Yani. İyi başladın ne yapacağım? Bütün talanın etrafını topladın dedim. Ama ne yapacağım başka bir şey yapacağım. Kalayı büyüteceğim diyorum bana. Tarla böyle farklı. Ama yan tarafları tarlaya çevirmediğin zaman gübrenin etkisi olmuyor söyleyeyim. Ama girmişken her tarafı toplayacağım diyorsun. Hepsini bir koyalım malzeme gelsin. Sonuçta o yan taraflar da büyüyor kral. Evet. Ya mantıksız bir davranış değil bence mantıklı. Yok burada ne yapacağımı iyi izle şimdi. Sonuçta ot kurutucu veya namlu yapıcı buraya girmeyecek biliyorsun değil mi? Elle gireceğim. Ama benim aklımda başka bir şey var. Onları yapman lazım çünkü yoksa silahı koyamazsın. Benim aklımda başka bir fikir var abi. Etrafta biçtiğim işte otları gördün. Daha biçilecek bir sürü de yer var orada. Onları toplayacağım. Hı. Boşaltacağım buraya. Çakacağım namlu yapıcı. Ya bir dakika o zaman şu kamyonu çek o araları da topla. Orada da var bir sürü kesilecek. Baksana ya kocaman yer var. Ha. Şu silahın şey yapayım mı? Anladım. Taşanları toplayıp tarlanın içine atacağım. Ha. Ondan sonra sokacağım makineyi. Ondan sonra kurutucuya atacağım. Namlu yapıcı. Kurutucuyu ne dağıtacak? Ama yaptığım gibi yaparsan o kadar çok dağıtmayacak. Aklındakini yaparsan o kadar çok dağıtmayacak. Şurada parada parça kaldı orada. Ha şuraya diyorsun. Ha al orayı da geri gel kesiversin. Şimdi tırın o tarafı mı temizleyeceğim? Ama tır alman lazım oradan. Bir de şu makineyi alman lazım. Bu makine kalsın ama oraya dokunma. Başımıza o kadar çok iş çıkarmıyor. Caddede zaten bir şey yok. At caddenin ortasına kamyon lan. Şimdi bizim asıl merakımız neydi kanka? Koyunlardan gelen yapalım. Kıyafet yapacak, kıyafet yapacak. Lan kıyafetle ne para koyacağız var ya? Nasıl bir yapa 5.000 diyor, kıyafete 13-14.000 diyor. Allah bereket versin diyor. Tamam. Aslında şu parçaladığımız yere de bir çim tohumu mu atsak ya yeşillensin? Tamam bu makineyle işin bittiğine göre. Ön taraf. Bizim aldığımız ucuz traktör davuğun orada. Burası için aldığımız. Dursana lan. Ağırlıktan duramıyor oğlum gariban. Bu mu? Ha, bunu aldıydık ya o işler için. Kasa neredeydi? Oğlum ne kasası lan? O bunu çeker mi o kasayı bilmiyorum ki bu onu çekmeyebilir. O çimin orada bir yerdedir o kasa.
Yükleme vagonunu diyorsun sen. Bak. Sivrisinek. Büyük ihtimalle tahıl değirmeninin arkasındadır. Ya da şurada bak yukarıda. Yeşil yeşil duruyor orada bak. Koy koymuşuz buraya. Koymuş. Kaç tane? Ha sen onlar çoğalacak zaten demiştin bana ya. Bu araziyi zaten fabrika arazisine çeviririz biz böyle gidersen. Mısır fabrikasına buraya bir yere koyarız biz. Aldığımız zaman. Bunun içinde zaten kuru ot var lan. Siloya gidip boşaltacağım. Samanlığa boşalt abi. Öyle çocuk. Serkan bu bunu çekemiyor mu? Bana mı öyle geldi? Kanka bu bunu çekemiyor. Ağır geldi, çekemiyor kanka. Bırak abi bırak, kalacağım bug'da bak. Bak, bu traktör için bu kasa çok büyük abi. Traktörü bırak, bizim büyüklerden getirelim. Sen bunu kurutucuyu tak, şu solda kırmızıydı kurutucu değil mi? Onu tak, beklesin orada. Nasıl şu taraftan takacaksın? Yok, görürüm şimdi. Öyle beklesin. Bu traktörlerden boş değil laki. Bir tane var orada. Yok bunu çökme, bu lazım bize. Bunu sök. Nasıl olsa boşta. Oğlum kasayı, kasayı niye alıyorsun? Kasayı ne yapacaksın? O zaman biz ekiciyle ilk burada, bu taraftaki arazileri dalacağız şimdi. Evet. Bu arada arpa ektiğimiz zaman Serkan, tavuklar için arpadan çıkan samanı yok, koyunlar samanı yemiyor. Yaş veya kuru ot yiyor değil mi? Saman hiçbir işe yaramaz. Bizim şu anki ekipmanda. Domuzdan da anladığım tek şey kanka boh. Öyle. Çok açıklayıcı oldu canım. Canlı yayın nasıl açılır? Nerede nasıl açılır? TikTok'ta mı? Yani telefondan nasıl açarsın bilmiyorum da bilgisayarda açman için TikTok'un kendi programını koyacağım. Telefonda da açman için 1000 tane abone istiyor işte. Telefonla ben hiç yapmadım o yüzden bilmiyorum. TikTok'la bilgisayardan canlı yayın açmak istiyorsan TikTok Studio Live diye bir programı var. Onu indireceksin. Hesabına giriş yapacaksın. Bilgisayardan öyle açıyorsun. OBS'ye benzer bir program. Telefondan ben çok anlamıyorum. Telefon dediğim gibi ya. Normal canlı yayın yaptılar orada. Canlı yayın yaptan oluyorsun. Sanırım senin alet bitmiş. Benim alet bitmiş nerede? Şey lan... sarıcı sarıcı. Bitsin bir şey olmaz. Aha. Canlıyı nasıl açılacak? Furkan sormuş. Yok. Bilgisayardaki olay çok basit ya. Kendi uygulamasını koydun mu... takacaksın... işte ekran...
takip etmesiyle kamerasını ayarlayacaksın. Ondan sonra yukarıdan yayın şeylerini, ayarlarını falan yapıyorsun abi. Alttan canlı yayın yapa basıyorsun ve gidiyor. Bizim Adaş izliyor ya bak. Bir Furkan var. İzliyor bizi. Hoş geldin. Sefalar getirdi abi. Ne be, ot çıkartıyoruz. Hayırlı bayramlar Selçuk. Farming simülatörde balya makinesini yapay zeka kullanmıyor baba. Elle yapacaksın. Balyayı top makineyi bağlayacaksın, kendin manuel gideceksin. Kesinlikle yapay zeka balyayı yapmıyor abi. Zamanında çok denedik. Çim biçmeyi yapay zekaya yaptırabilirsin. Namlu yapıcı ve ot kurutmayı yapay zeka yapıyor. Balyayı yapan makineyi de otopilotla yapamıyorsun. Balya toplama romorkunu da otopilotla yapamıyorsun. Ve bu tarz yükleme vagonları gibi vagonlarda, yani romork tipinde olan hiçbir şeyi de yapay zeka kullanmıyor. Sapıtıyor, kafayı yiyor. Evet. Bir ara biz çünkü oyuna ilk başladığımızda hayvan gibi balya işi alıyorduk kontrattan. O yapay zeka onu yapmıyor yani. Ne tarafını yırtarsan yırt. Onun komutunu yazmamışlar. Kumsaca tarlanın dışındaki fazlalıktan çıkana bak. Bizim hayvanların karnı çok doyacak. O romorku var onun. Romorku alacağım. Otomatik balya yükleyen romork var ama her romork her balyayı yüklemez. Kara balya için olan romork yuvarlak silindir olanı yüklemez. Silindir olan da karaya yüklemez. Malzemeyi alırken marketten onun açıklamasına bakman lazım. Orada şekiller mekiller görünüyor. Hatta şöyle gösterebiliriz aslında. Kara balya. Az bekletsene kanka. Bizim kara balya romorkunu bir ekranda gösterelim arkadaşa. Balyalamada neredeydi aşağıda? Orada değil. Balya yükleyiciler bak şurada. Balya yükleyiciler. Bak bu yuvarlak balya için mesela. Şurada gösteriyor mesela bak yuvarlak. Şimdi kaydır balya. Abi ileri doğru. Bu kare. Ama 3 balya. 14 balya alıyor diyor mesela. Yuvarlak ve kare. İkisine de uyum sağlayabiliyor. İkisine de uyum sağlıyor. Bak şu 90 bin olan var ya bak. Şu. Bak bu kare balya. Bunu alıyorsun. Traktöre takıp yan paleti açıyorsun. Yanından geçiyorsun hop yüklüyor. Yanından geçiyorsun hop yüklüyor. Ürünü bir daha göster abi. Modları gösterme abi. Mod olmayanı görsün arkadaş. Bu. Mal bu. FSX6372. Arkusin. Ne demek kanka? Biz ot toplamaya devam edelim. Edelim. Oyunla nasıl kafayı bozduysak kral. Değil mi?
Ne? Ya oğlum sadece etraftaki fazlalıkları toplayıp ortaya atacağım dedin ya Serkan. Lan oğlum bu fazlalıklar bile bir kasayı dolduracak ha. Bu samanlığın içine kadar doldu ona bakmamız lazım biliyorsun. Tabii lan fazlalığın içinde kalır abi. Yaş olarak kalmasa daha iyi olur ama. Daha önce kuru olarak kalacak. Biz yaş yok ki bunun içinde. Normalde doğru hepsini kurutacağız zaten kuru kalacak. Evet. İlla ki diyorsun hayvanlar yer. Tabii canım. Hatta sana bir şey mi? Eyvallah Selçuk. Teşekkür ediyorum dostum. Aslında tarlanın köşelerinden de bir tür böyle almak lazım. Fırlatma payı bırakmak için değil mi? Öyle yapacağız zaten. Kurutucu çünkü her tarafa fırlatıyor. Gerizekalı makine. Oğlum hay maşallah. Bugün bayramın birinci günü, değil mi? Sanırım bir de babalar günü. Aynı anda, doğru mu? Sen söyle mi? Şimdi koyun işine de girdik ya. Selçuk bize dostluk kolyesi ve müzik çalma şeyi göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Çok Selçuk. teşekkürler Selçuk'cum. Bayram başlıyor o zaman. Yalnız bir şey diyeceğim. Şey ya. Bugünkü yaptığımız yayınla bizim bu server bayağı hayvanül azim olacak biliyorsun değil mi? Bugün Farming'de ameliliklerimizin sonuçlarında yatırım günü abi. Yatıracağız. Sağ mı sola mı? Kanka ben sola yatırayım sen sağa yatır. Ortası boş kalsın. Tamam. Ortaya yatıracak birisi de illa çıkar. Yok. Bu arada yok ya biz bugün biraz kasalım. Para şey edelim. Biz arazi alalım. Bu arazilerle yetişem yok artık. Bir koyduk mu malı siloya kadar böyle hayvanül basması lazım değil mi? Yani bayağı bir basmak lazım. Ya hesaplarımda yanılmıyorsam bizim bu tarzda 6 tane arazi ekmemiz lazım ki fabrikayı doldurup üstüne bir de siloya bassın. Diyelim ki silo küçük kalacak. Siloya ek yapabiliyor nasıl olsa. O kodumuz sarıcısı var ya, işçiye verdiğimiz. Kesin bıraktı bir yerleri biliyorsun değil mi? O bıraktı zaten biliyorum. O tarlada bazı yerleri özellikle bırakıyor biliyorsun. Ya sonuçta elle gireceğiz. Sonuçta adamı da uyutacağımız için hasıl sarıcı orada şimdi. Uyutacağız. Şu Sarıcı tarlanın işini, şu tarlanın işini bitirelim. Geri kalanı kolay zaten. sarıcıyla bir dokunacağız. Sarıcıyı da çekeceğiz. Ondan sonra Yatış. ekim makinesini hazırlayacağız. Yatış. Zaten ekimi yaptıktan sonra yine uyuyacağız. Evet. Biraz pasif ağırlıklı gideceğiz işte. Ucal. Alacağım. Güzel geliyor ama ha. Oğlum koca kasa doldu lan.
Bir de tarlanın bazı yerlerini aldım ya. Taşma yapan başka yerler var mı? Bakalım, baktık mı? Şurada bir yer var işte. Bir bakalım. Toplaya toplaya geçiyor tarlanın ortasında. Ne oldu? Sonuçta dökelim mi onu tarlanın ortasına? Ya şu uç diyorsun, çok yakın. Ha? Hmm. Tamam, burayı da alalım abi. Ha, burası. Değil mi? Bir bura mı kaldı? Sağ olun lan leş kargaları. Bir tek burası mı kaldı? Evet. Talanın kenarından güzel çizgiyi çizmişiz zaten. Reis. Burayı da kestik, topladık mı? Tarlanın ortasına diyorsun, bunları şöyle bir sürerek. Hmm. Sonra da kurutma işlemi. Başka da yok. Ha? Bu. Bu kadar. Haritanın ismi Çalıkuşu Vadisi. Ahmet. Oyunun orijinal haritası. Modlu değil. Yürü yürü, bir şey olmaz. Yürü. Saldık. Şimdi ot kurutucu sokabiliriz mi diyorsun? Ya. Ot kurutacağım. Hadi kurutalım. Valla online için bir ara server mevru muhabbetleri yapıyorlardı da biz hiç online'a girmeyi denemedik. Yani şey kafasıyız Ahmet biraz. İki ayrı bilgisayardan yapıp da birinin ekranını yayına vermeye ihtiyacımız yok. Çünkü benim Orti Serkan zaten oyun yayıncılığı üzerine bir YouTube kanalı işletmiyor. Çünkü bizim bir de müzik kısmımız var. Biz gaming olayını Furkan Ökü TV üzerinden yapıyoruz. Müzik ismini de Serkan'ın kanalı üzerinden yapıyoruz. İki kanalımız var. Biri oyuna çalışıyor, biri Şarkı Türkiye'ye çalışıyor. O yüzden hiç yani multiye hiç denemedik. Multi modu var mı? Var da çalışıyor mu bakmadım hiç. Ama tahminimce iki bilgisayar arasında multi kurarken de harita olsun, oyundaki makineler ve diğer DLC'lerin hepsinin aynı olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an kurutma yapıyoruz, evet. Var abi. Bardağımı aldı. Bardağımı istediklerine göre çay yapıyorlar. Ben gidip alsam mı ya? Yok abi. Ben çaya bir bakayım ya. Ben bir çaya bakıp geliyorum.
Yolum kapalıymış. Neden kapalıymış? Sıradaki hedef şu karşıdaki 51. araziyi almak. Nasıl başka haritaya indirince girmiyor? Normalde girmesi lazım. Allah Allah, enteresan bir şey. Normalde girmesi lazım. Belki de şey de yapıyor olabilir. Bilgisayarın güç performans ondan kaynaklı da yapıyor olabilir. Bayağı da bu yanını sallı yapmışsın abi. Yeah. Hocam derken? Ya bir şey diyeceğim. Sekirti. Biz burayı tekrar sarmayacak mıyız? Ektikten sonra. Ne yapacağız? Sarmayacak mıyız ektikten sonra? Ha doğru. Bir daha saracağız biz onu, değil mi? Kalsın mı bile? Ya su kaynatmış bizimki. Kaynarken de iki tane çay çıkartmış. DLC mi lazım? Vallahi kral yani o DLC mi lazım kısmını dediğim gibi multi olayını bilmediğim için onu aslında bitirmiş. Sen hani ona bir bakmak lazım. Ya biz onu hiç araştırmadık. Hani multi muhabbetine hiç bulaşmadığımız için biz. Öbür tarafın sarması bitti galiba. Aha troll. Aha. Neler olmuyor neler. Neredesin lan? Hay senin. Bazen çok fena ayar oluyor şu alete ya. Troll neredesin? Burada işte. Neredesin? Nasıl siz neredesiniz diyecek kötü olacaksın şimdi. Evet. Biliyorum. Rozcuğum bayramın mübarek ula.
Troll, troll. Şimdi bu... Burası bitecek. Aslında ama doğru uyutmadan ikinciyi sokamayız, uyutmamız lazım değil mi? Gerçek hatırlamaz. Biz yayını nasıl açalım oğlum? Ben çalışıyorum, bu çalışıyor. Ben bir de gece de çalışıyorum. Baga girecek, gerizekalı döner. Bundan her şeyi beklerim hocam. O bizim yapay zeka biraz salak biliyorsun yani. Mal olduğu için. Bence alır. Şimdi namlu yapacağız. Namlu yapacağız. Namlu yapacağız. Çeker mi namlu traktör? Çekti ya. Aleyküm selam. Yakışıklı güvenlikli rumuz yapmış kendine. Yapmış. Ne diyeyim ben, biri yapmış işte. Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Namlu yapıcı bakta kalmıyordu değil mi? Hatırlamıyorum. Ben kalmıyor diye biliyorum. Ne dedim, yakışıklı güvenlik yenik yapmış kendine dedim. Bir şey demedim. Adam gel.
gerçekten hiç. Olabilir. Yakışıklı değil demedim ki. Yani. Troll diyor, gerçek hayatta diyor, o makineyi diyor, o traktörle nar çekersiniz. Kanka traktörün gücü yetmezse önüne 3-5 tane eşek bağlarız, çekeriz ya. Buna şeyi yaptık, kanalayı çektik. Çektin de bunun içindeki o arazilere yetecek mi? Şu tohum silosuna yanaşıp tohumu doldursak mı? Al sana namlı yapıcı. Yerden geçtiği zaman döktüğüm şeyin üstüne geçtiği zaman nasıl kocaman yapıyor. Bak uçlar da bırakıyor. Var mı bunları ya? Şimdi kan bir şeyle girersin, vagonla girer alırsan. Evet. Ha, bir yandan toplama da başlasın ha. Karbon vergisi mi? Bizde öyle şeyler yok ya. Bunun için 4 litre ot var. Kuru ot ama. Hepsini boşaltmadı mı lan seni? Boşalttı. Ben içinde aldım abi yerden. Ha. Şöyle uçta bırakmıştı. Şuradaki gibi. Onu aldım ben. Nereden para toplayacağını şaşırdı millet. Verginin ilkini yapacaklar. Bizim ülke öyledir. Biz vergilerin hep ilklerini yaparız. Herhalde oğlum. Hop 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 hop. Oradan geri geri. Abi gelmeye çalışıyorsun, sen de üstüne gidiyorsun.
Troll, patatese taktın kafaya nasıl saç? Bileceğim ne olacak? Garip bir şey olacak. Canım bana öyle demiyor. Kafaya patatese taktı ya. Bu kuş sesi bilgim rastgele değil mi? Bu mal orada kaldı ha. Bir para düşmeyeyim. Salak. Abi bir de işimiz yok. Kuş sesleri ovalara yayılır yapacağız yani oyunda. Kuş sesleri nasıl geliyor şu an? Mısır fiyatları yükseldiği zaman diyor kısa öter diyor. Jon Jon gibi. Bakalım. Maşallah. Bu kasa fulledi anasını sat. Fulledi. Boşaltıp toplamaya devam edeceksin kaldığın yerde. Ne yapacaksın? Boşaltıyoruz, topluyoruz. Şeydekiler de çok verdi. Etrafı da biçtim ki yani. Hı, diyorum ya bunun içine sığsın da. Patates satış mevsimi olsa gerek yok kuş seslerinden. Baksana lan şu patates fiyatlarına. Bizim fiyat oradan değil lan. Patatese gel. Bu mu yükselmiş hali lan? Çok yükselmiş canım. Gerçi patatesin rekoltesi yüksek ama. Ektin mi hayvan gibi mal çıkıyor. Şu sol tarafta bıraktığın yerler var ha. Biliyorum. Daha doğrusu şey geniş kalmış bizim alet alamam. Tabi rekolte olarak baktığın zaman işin rengi biraz değişiyor. Bak şu yüksek yer var ya, oraya geldiğiniz zaman bir anda depo hayvan gibi dolacak bak mesela. Ama oraya gelmeyelim. Oraya gelmeyelim. Aynen. Evet sevgili YouTube ve sevgili TikTokçu. İkimiz de bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öyle değil lan o. Canlı yayın devam ediyor da biz bir... Yani canlı yayın devam ediyor, biz sadece bölüm yapıyoruz şimdi TikTok'ta YouTube'a. Bir keseceğim. O arada biz bir ihtiyaç molası verelim. 3 dakika kadar. Aynen öyle. 3 dakika içinde de geri gelelim diyorum. Sen bu işe ne diyorsun? Olur diyorum. Başka bir şey demiyorum.
Olur diyorsun. 2 dakika, 3 dakika fazla değil. O zaman şöyle yapak mı? Şöyle yapıyoruz o zaman. Biz Kirirugu. Ondan sonra geliyoruz.